yapıldı. Hatta dışarıda işlerim vardı. Onları bile yaptım, hallettim, geldim. Dedim artık size selam vereyim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler Allah'a şükür çok iyiyiz. Bugün ay arkada çiçeklerimle ne güzel görünüyorlar öyle anneciğimin çiçekleri. Size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşımdan gelen bir hediye. Onun da bir YouTube kanalı var. Hatice Taşkın örgü sayfası. Bana bir hediye gönderdi. Kendi yaptığı bebeklerden. Ay, çok mutlu oldum. Sayfasına bakabilirsiniz. Çok güzel şeyleri var. Bebekleri var, örgüleri var. Değişik şeyler yapıyor. Tekrar söyleyeyim, Hatice Taşkın örgü sayfası. Hatta şöyle etiketlerim de onu. Şimdi bana gönderdiği hediyeleri göstermek istiyorum size. Şöyle bir maymuncuk. Bunun tepesinde bir anahtarlık gibi bir şeyi var tutturmak için. Aslında bu bir poşetlik. Ben içine bir tane görünümlük poşet de koydum. Şöyle sallanıyor. Asıyorsunuz bir yere. Çok da şirin duruyor. Ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Hatta mutfakta ona yer ayarlayacağım. Oraya taktığım zaman da gösteririm. Şurasına bir tane poşet koydum şöyle. Bir tane böyle sepet göndermiş. Ayıcık sarılıyor sepete. Ben içine şimdilik böyle hani siz görün diye parfüm şişelerimi koydum. Ama bunu yatak odamda başka amaçla kullanacağım. Bir tane daha böyle sepet. Bu dikdörtgen bir sepet. O daha büyük bir sepet. Bunu da göndermiş, çok sağ olsun. Aslında şunu bekliyordum. Daha sonradan diğerlerini öğrendim. Bunların hepsi kendi el emeği, göz nuru. Bir tane anahtarlık koymuş. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ve şurada oturan bir şirin bebek. Bakın bacaklarını da çeltirdim. Yalnız alayım şöyle. Ne kadar ay şapkası kaldı. Güzel örmüş. Bakıyorum şöyle. Düğmelerine kadar her şeyi çok muntazam yapmış. Saçlarını falan ne kadar muntazam yapmış. Şu şapkasını da alayım, uzanayım. Bebeğimiz üşümesin. Şöyle oturtayım onu. Şöyle de bacaklarını çarptırayım. Şöyle. Burada geçenlerde arkadaşımın nikahı vardı. Allah bir ömür boyu mutlu mesut etsin inşallah. Hatıra kalsın diye bana nikahında dağıttığı mumluklardan da göndermiş. Çok teşekkür ediyorum ona. Bir de bu güzel masa örtüsünü göndermiş. Bunu da sevgili eşi yapıyormuş. Su geçirmez ya da su böyle üzerinden kayıyor. O tarz bir şey. Altına sıvı geçirmiyormuş. Keselerine bereket. Çok teşekkür ederim onlara. Masa örtüsü de şöyle göstereyim size. Şöyle masamın üzerine tam geldi. Gayet de şık. Benim koltuklarımla ve halımla da uyumlu oldu. Bunu da hiç beklemiyordum ama sevgili eşi yapıyormuş. Buradan çok selamlar söylüyorum. Allah onlara mutlu mesut etsin. Şöyle de hediyelerimle tekrar şöyle maymuncuğum geride kalmasın. Hediyelerimle şöyle bir güzel açılış yapmak istedim. Çok teşekkür ediyorum onlara. İsteyen sayfasına girip bakabilir, sipariş de yapıyor. Şimdi artık işlerimin başına döneyim. Üzerimi değiştirdim ve hemen mutfağa girdim. Ne yapacağım? Sebze yemeği yapacağım tabii. Pırasa, kereviz, bir tane havuç, bir tane patates, bir limon ve bir avuç yıkadığım pirinç. Bunların hepsiyle bir yemek yapacağım. İlk önce patatesleri ve kerevizi tenceremin dibine yerleştireceğim. Arkasından pırasaları üzerine sereceğim ve havucu serpeceğim. Birkaç tane kerevizin yaprağından atacağım. Sonra üzerine bir limon sıkıp pirincini ilave edeceğim. Biraz tuz ve zeytinyağı da kendi halinde hiç kaşık sürmeden pişmeye bırakacağım. Bu kadar kolay. Thank you.
böyle bayıldıktan sonra pırasalar, kerevizler, hafif salçalı su da koymuştum. Yemeğim artık patatesler ve kerevizler piştiler. Şimdi altını da kapattım şöyle. Çocuklarım çok sevmiyor ama ben seviyorum. Bunu zaten nadiren yapıyorum. Akşam da oldu zaten. Artık afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeğimizi yedik. Çayımız da demlenirken size ne göstereceğim? Büyük anneannemizin kızım için ördüğü patikler. Hatıra olsun diye her defasında böyle patikler örüyor. Yaşı da maşallah bayağı var ama gözleri çok güzel görüyor. Çok güzel patikler örüyor böyle. Kaç yaşın? 92 yaşındaymış. Maşallah, Allah ömür versin, sağlık sıhhat versin. Böyle değişik değişik patikler yapmış. Bunlarla uğraşıyor. Biz de zaten bunlarla uğraşmasını istiyoruz böyle. Oturduğu yerde patik yapıyor, tespih çekiyor. Bakar mısınız ne kadar güzeller? İşte hatıra olsun diye kızıma yapıyor, diğer torunlarına yapıyor, bana yapıyor. Yani hepimize bir şeyler yapıyor böyle. Şöyle yakından göstereyim. Şaşırmıyor da maşallah, güzel güzel yapıyor. Bunu böyle pembiş pembiş yapmış. Ben bunun rengini beğendim ama. Nedense bilmem, bunun rengini beğendim. Belki buna el koyarım. Böyle patikler yapmış. Bunları kaldırayım şimdi. Sen benimle oyun oynamayı mı özledin? Latişko, latişko. Boğuşalım mı böyle biraz? Boğuşalım mı böyle biraz? Ha, boğuşalım mı böyle biraz? Ha, boğuşalım. Vay, tükürüklerim saçılıyor. Çikin yaramaz. Yaramaz, hep oyun istiyorsun sen yaramaz. Hep oyun istiyorsun sen. Gıdıklarım seni, gıdıklarım, 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 gıdıklarım. Biraz zeytinim vardı. Siyah zeytin. Şimdi onlar yıkandı, süzüldü. Bunları bir yağlayayım. Yemeğe hazır bunlar. Biraz içine zeytinyağı gezdireceğim sadece. Yeterli gelir herhalde. Nasıl da ışıl ışıl görünüyorlar. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Sabah kahvaltılarındaki yerini alır artık kendileri. Bu da bize epey bir gider. Neredeyse bize 1-2 ay gider bu zeytin diye düşünüyorum. Tabi bazen alıyoruz ya da hani annemler yapıyor. Yemeyiz diye düşünüyoruz. 1 kiloyu bir haftada bitiriyoruz. Bazen yarım kiloyu çürütüp çöpe de atabiliyoruz. İşte bakalım ama bu güzel gibi. Şimdi hazırlandı, dursunlar. Ben de artık çayımı koyayım. Şöyle çaylarımızı da dolduralım. Bu benimki. Bu da eşiminki. Ama biraz daha dem. Yanında bir şeyimiz olmadığı için yine bisküvi yeterliyim. Artık yarın herhalde bir kek kurabiye falan yaparım. Şöyle kendime göstereyim. Dağılmış yine. Şöyle güzel kapatayım. Burada da videomu sonlandırayım. Bugünlük yine bana müsaade. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sever ve beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.